Bir Erzurum günlerinin 3. günündeyiz. Şu anda yanımızda İstanbul'da yapılan Erzurum günlerinin asıl mimarıyla beraberiz. Yıl 2016 Erzurum günleri yer Fesane muhteşem bir organizasyonla Erzurum günlerine imza atmıştı. Arada birkaç kötü örnek olsa da 2019'a kadar o organizasyonu dolduran ikinci bir organizasyon yoktu. 2019'da yine Recep Acar'ın içinde bulunduğu, Erkon'un organize ettiği çok muhteşem bir Erzurum günleri yapıldı ve bu sene tekrar yine Recep Acar'ın içerisinde olduğu, komisyonlarda görev aldığı bu organizasyonun gizli kahramanlarının mükemmel bir Erzurum günleriyle Maltepe sahilde 3. gününde Erzurumlara buluşuyoruz. Evet başkanım, çok büyük emekleriniz var. Recep Başkan şu anda Erzurum Birleşim Derneği Başkanı, Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu'nun genel başkan vekili ve Erkon'un da komisyon başkanı. Evet başkanım, bu organizasyon için duygularınız, düşünceleriniz neler? Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Yazılı görsel basına. Sizler olmazsanız zaten burada yapılan hiçbir şeyden kimsenin haberi olmayacak. Siz de gece gündüz çalıştınız, bunu servis ettiniz ve buradaki yapılan şeyleri de duyurdunuz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. İkincisi, o ünvanların hiçbirisi Erzurum'un üzerinde değil. Ben iyi bir Erzurumluyum. Yoksa başkanmış, vekilmiş, Erkonmuş, Erbirdermiş, çok önemi yok bunlar. Bunların bizdeki en büyük önemi Erzurum. Ve Erzurum'un hem siyasetin üstünde olması hem de ünvanların üstünde olması. Bizim tek amacımız bu. Birisi işte çıkar bilmem buralardan kendine yol yapar, başkan olur, vekil olur, siyaset yapar. Belki de yol yapar ama bizim hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Senin de buyurduğun şekilde biz bunu, dün ben sahnede de söyledim, biz bunu 2014'te yaptık zaten. Dördüncüsünü de yaptık. Dört sefer biz bunu yaşadık ve hep beraber yaşadık. Ben bunu yalnız yaşamadım. Önemli olan bunu tabana yaymaktı zaten. Burada da şimdi çok güzel bir organizasyon oldu. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ekip arkadaşlarıma. Burada başkan yardımcısı şu bu yok. Hiç öyle bir şey yok. Burada herkes maraba, herkes hizmetkar, herkes çalışacak. Ben başkanım, buradayım. Hiç öyle bir şeyi kabul etmiyorum zaten. Sen beni çok iyi tanırsın. Hiç başkan, amir, memur yok. Bu taşın altına elimizi koymuşuz. Bak kaç gündür burada dikiliyorsunuz. Niye? Memleket için, yoksa bu parayla yapılacak bir iş değil ya. Bunu samimi söylüyorum ve bu röportajı ben çok samimi bir röportaj olarak veriyorum. Hiçbir kanala da böyle konuşmadım. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bizim vitrinimizsiniz. Sizler bizim görselimizsiniz. Erzurum bizim her şeyimiz. Biz şimdi buradan, eğer bu önümüzdeki seçimlerde İstanbul'dan bizi tanımayan partilerden bir şeyler yapabilirsek, o partiler bizi ciddiye alırsa, demek ki biz amacımıza ulaşmışız. Bakın arkadaşlar, siyasetsiz ve bürokratsız iş yapamıyoruz. Birisi bir şey arıyor, siyasiye zaten ulaşamıyordu. Bizim de bürokratla ilişkilerimiz iyi olmazsa biz de bir şey yapamıyoruz. Ama bürokratla ilişkimiz iyi olursa, ama korkak olmayan bürokrat, bunun altını çiziyor. Korkak olmayan bu. O yüzden bunun Erzurumlar için çok büyük önemi var. Seçimlerin, siyasetin, bürokratın hep birlikte olacağız. A, B, C çok önemli değil. Vatan, millet, Sakarya diye bayrağına, vatanına saygı duyan, ben buradan bir yerlere mesaj vermiyorum. Bütün partiler bizim başımızın üstü. Kasım Bey, o vesileyle bu röportaja son verirken sana ve ekibine, burada çalışan tüm kamera önünde arkasında çalışan ekibe çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri muvaffak etsin. Sizlere uzun ömür versin. Birlikte inşallah, Allah ömür verirse, çok şeyler yapacağız. Bundan sonraki hedeflerimiz daha çok farklı olacak. Öyle ben yaptım oldu yok. Artık öyle bir şey yok. Ya biz yaptık olacak. Ben yapıyorum oluyor. Biz yaptık oldu. Ama ben yaptım olmuyor. Bak olmuyor. Biz yaptık oluyor. Niye hep bir aradayız? Biz olduğumuz için hep bir aradayız. Benlik şeytan işi diyor. Kim ben diyorsa bizimle işi yok arkadaşlar. Bunu basın mensuplarının önünde konuşuyorum. Bunun dışında da yazabilirsiniz. Benlik şeytan işi. Kim ben diyorsa o şeytandır, bölücüdür. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, ben son kez bir şey belirtmeden geçmeyeceğim. Buyurun.
Şimdi biz Recep Başkan'ın imza atmış olduğu çok özel, çok güzel bir proje var. Bunu yaklaşık 4 yıldır beraber yapıyoruz. 5 yıldır beraber yapıyoruz. En çok haz aldığım, en çok mutlu olduğum, en çok gurur duyduğum programlardan bir tanesidir. Biz birlikte Recep Başkan'ın önderliğinde Erzurum'da 5 yılda 135 bin adet öğrenciyi indirdik. Evet. Hani diyeceksiniz ki 135 bin öğrenci Erzurum'da var mı? Hayır, yok. Ama yılda 33 bin tane giydirirseniz 5 yılda 133 bin, 5 bin tane öğrenci gidiyor. Bize bu imkanı sunan firmalara ve bunu aracılık eden Recep Başkan'a da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu diyeceksiniz ki niye söylediniz? Bunu herkesin bilmesi, herkesin örnek olması gerekir. Önümüzdeki günlerde yine Tortum, Uzundere, Oltu bölgesinin, Horasan'ın karına tatillerini götüreceğiz. Çok mükemmel bir proje. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu yılda aynı mutluluğu beraber yaşayacağız. Tahsin kardeşim, o işi biz gene birlikte yaptık. İşte birlikte hep beraber yaptık, onun için diyorum. Yani ben meclise gidip bir kişiyle gitmiyorum. Erzurum'a büyükşehire giderken bir kişiyle, iki kişiyle gitmiyorum. Ben meclise gidiyorum, 10 kişiyle gidiyorum. Biz oluyoruz. Ayarlıyorum, projeyi yapıyoruz, ortaya koyuyoruz, kabul görüyor ve birlikte gidiyoruz. Şimdi sizin meclise gittiğiniz bir yerde, iki kişi gittiğinizde orada alacağınız randumanla 10 kişiyle gittip almış olduğunuz randuman aynı olabilir mi? Olmaz. Böyle olur, cılız olur. Olmaz. Diyorum ki bundan sonra biz olursak varız. Yani sen var, sen yok. Sen git, sen gelme. Öyle bir proje yok. Öyle bir Erzurum da yok. Hiçbir zaman ben bunu kabul etmedim. Ben Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu'nda da bunu dedim. Sakın, ben yok, biz varız. Gece 3'te bir garibanın evine gidilecekse biz gideceğiz. Evet. Biz buraya gelirken hepimizin arabası var. Ama oradan tek araba geliyoruz, hep beraber geliyoruz. Cümbüş gelip cümbüş gidiyoruz. Niye? Birliktelikten doğan kuvvet de oluyor. Evet. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.